Geliyor seninki. Bu sefer beni fark etmesini sağlayacağım İpek. Nasıl yapacaksın peki? Göreceksin. Çok özür dilerim, çok affedersiniz. İsteyerek olmadı gerçekten. Bu arada ben Esra. Önemli değil. Ne oldu? İpek, benimle uğraşmayı kes. Hayrola? Ne gülüyorsun kendi kendine? Nasıl bir okul burası ya? Ne oldu? Vallahi kim bilmiyorum da şu çocukla tanışmak için kız kalktı. Kahvesini onun üzerine döktü. Sonra elini uzattı, adını söyledi. Hiçbir şey başaramadan geri döndü. O kız şansını biraz fazla zorlamış. O Emir Sarrafoğlu. Okulun altın çocuğu. Yani öyle bu okuldaki tiplerle pek takılmaz. İşte mankenler, oyuncular. İstanbul'un gece hayatı bunun babasından sorulur. Gecelerin veliahtı derler ona okulda. Gömlek değiştirir gibi de kız değiştirir. Kız koleksiyoneri anlayacağım. Bak, onun yanındaki de büyük miras yedi Hande Hanım. Şirketlerin Amerikalılara satıp yan gelip yatanlardan ailesi. Yanındaki Koray. Babası milletvekili emlak zengini. Bakma öyle uzaktan sevimli gözüktüğünü. Yakından güldürmez. Ağlatır bu modeller. Kısacası bunlar kaymak tabaka. Yani bunların aralarına girmek için zengin olmak yetmez. Soy ağacını görmeden selam atmaz bunlar adama. Oğlum bırakın. Dün geceyi de esas bu gece ne yapacağız onu konuşalım. Emir Hoca'nın yerindeyiz oğlum, ne olacaktı ki? Yok, ben gidip yatacağım. Siz ne yapıyorsanız yapın. Şimdi ayıp ettin Emir Hoca. Gece profesörü olmadan alem yapılır mı ya? Oğlum bırakın, dokunmayın biraderime. Belli dün gece çalışmış. biz bu akşam senin mekandayız ama o nasıl olacak? Ağlama oğlum, ağlama. Söylerim kapıdakilere, bir güzellik yaparlar size akşam. Ben kalkayım artık. Düşeceğim yoksa. Arabayı da kötü yere park ettim zaten. Bana bak lan. Ağırsan ben bırakayım şimdi. Kaza falan yaparsın. Yok artık. Ölmedik daha. O son tekine hiç akmayacaktın. Şişt, bana bak. Ya dün gece nasıl geçti? Emine'nin kafası iyi miydi? Kız kim? Tanıdık mı? Hadi canım sana hayırlı işler, iyi günler. Koray. Hande. Yok öyle bir şey.